Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik ama hiçbir zaman modası geçmeyen bir model çalışacağız. Bir arkadaşım istemiş bu modelin yapılışını. Bu model artık böyle modern çeyizlerde, pikelerde, havlularda çok kullanıyorlar. Ben de sizlere anlatmak istedim. Krem renk ipim var. Leylak, biraz tok duran bir model ip. Bir de 20 numara tığım var. Sadece göbeği için kullanacağım. Üst kısımlarını iğneyle yapacağım. Makasım var her zamanki gibi. Şimdi modelimizin başlangıç kısmına geliyoruz. İpimi alıyorum. Tığla başlayacağım bu kısmını. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın. Şurada ya ipim. Şu şekilde çeviriyorum. Daha sonra bunun içine batarak bir tane zincir yapıyorum buraya. Biraz büyük olsun halkanız. Daha rahat olur çalışmanız. Ve istediğim kadar, ben şimdi ne kadar, bu tam bir santim gibi, bir santim gibi uzatıyorum. Yine halkanın içine batıyorum. Yine bir santim kadar uzatıyorum. Biraz kısaltacağım. Yani 8 milimetre gibi olsun, çok da uzun olmasın. Evet, şu şekilde 8 milimetre kadar yapıp aynı boyda topluyorum. 4, 5, 6, 7, 8, küçüldü biraz, 6, 7, 8, 9. Şimdi buraya 24 tane bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 23 tane oldu. Ve bir tane daha yapıyorum. 24 tane oldu. Dört tane bu şekilde yaptım. Tığımdan yavaşça çıkartıyorum. Ve son pırpıra gelip içinden geçiriyorum. Bir de alttan yukarıya doğru sıkıyorum şeyi. Yukarıya çıktığım kısmını. Daha sonra da alt kısmı sıkıca çekiyorum, kapatıyorum. Bu şekilde ortasını yapmış oldum. Şimdi ipimi uzunca keseceğim buradan. Orta kısmına yetecek kadar keseceğim ve çekeceğim buradan arkadaşlar. Sonra sıkıyorum buradan. Ve modelimin orta kısmını hazırlamış oldum. Şurada bir tanesi hafif açılmış. Polyester iplik olduğu için tabi biraz açılabiliyor. Şimdi üst kısmını yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, ipimi iğneme taktım. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Pırpıra. Geçtikten sonra bir tane zürafa yapıyorum araya. Tekrar yandaki zürafa pırpıra geçiyorum. Yine bir tane zürafa yapıyorum. Hepsine bu şekilde birer kere batıyorum arkadaşlar. Aralara küçük zürafalar oluşturup güzelce de çekiyorum karşıya doğru, daha düzelsin diye. Şimdi bu şekilde bu sıraya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde sırayı tamamladık. Son zürafama geldim. Ve ilk zürafama tekrar batıyorum. İlk zürafamın içine. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamlamış oldum. Sonra hemen bir sonraki zürafaya geçiyorum.
Ve sırayı hiç başlama sırası, yani başlama yeri olmayacak şekilde hepsine birer kere batarak 4 sıra dolaşacağım. 1, 2, 3, 4 olacak toplam. Alttakiyle beraber 4 sıra zürafam olacak. Evet arkadaşlar, ikinci sıranın sonuna geldiğimde devam ediyorum aynı şekilde. Hiç atlama sırası yapmıyorum. Yani düz yuvarlak devam ediyorum. Yani üstte geçiş sırası yapmıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 4 sırayı tamamladım. Şimdi aynı yere batarak bir tane pır pır yapıyorum buraya. Daha sonra onun üzerine çıkıp yarım ilmek yapıyorum. Sonra tekrar aşağıya iniyorum. İnerken hafif rahat iniyorum. Bu şekilde sinek kanadı çalışması yapıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafa, sonraki zürafaya geçerken yine bir zürafa. Bu zürafanın içine yine bir tane sinek kanadı oluşturuyorum. Sırayı da başa kadar bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak 3, 6, 9, 12 tane sinek kanadını oluşturdum. Sonra yandaki zürafaya geçip sıkıştırarak bu sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Evet, ip taktım yeni. Şimdi ipimi alıyorum. Pırpırımın, sinek kanadımın aşağı indiğim ipine bağlıyorum. İpimi sol tarafta bırakıyorum. Ve düğümümü atıyorum. Şimdi bu ipi de tutarak diğer sinek kanadıma geçiyorum. Uygun boyda yapıp sıkıştırıyorum buraya. Çok da gergin olmasın. Hafif de bombeli olsun ipiniz. Kavisli şu şekilde. Şimdi tekrar bir sonrakine geçiyorum. Yine iki katlı bir şekilde bağlıyorum. Hepsine birer kere batarak, dediğim gibi uygun mesafeyi bırakarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sırayı da bu şekilde dolandım. Yine başlangıç yerime geliyorum. Diğer başladığım çiftli yere gelip bir tane zürafamı yapıyorum. Sonra içine bir geçiş saymıyorum. 2, 3 ve 4 tane zürafa yapıyorum. Sonra geçerken de bir tane zürafa yapıyorum. Toplam 5 tane zürafam oluyor. İçe 4 tane, bir tane de geçerken yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım bu şekilde. Yine yana geçerken zürafa yaparak devam ediyorum. Yine şey bırakmayacağım. Sürekli buradaki gibi devam edeceğim. Sıraya geçiş ilmeği yapmayacağım. 3 sıra dolaşacağım bu sefer arkadaşlar. 1, 2, 3. sırayı da dolaşıp tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi burada ipim bitti. İkinci sıradayım.
Hemen ipimi eklemeyi göstereceğim ki sizin de bitecek o zaman. Şimdi yandaki zürafaya batıyorum. Bu ipim sağda, diğeri solda. Bakın düğümümü yapıyorum. Ve yandaki zürafaya geçerken de altta yine bu ipimi tutuyorum. Evet. Şimdi bu ipimi geride bırakıyorum. Unutmamak için onu. Sıraya devam ediyorum artık. Oraya tekrar geldiğimde size göstereceğim ne yapacağımı. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sırada ekleme yerime geldim. Bakın daha önce eklediğim, şurada eklemiştim. Bir önceki zürafada ipimi tutup yukarıya doğru çekiyorum. Daha sonra kesiyorum buradan. Daha sonra evet şimdi diğer şeye geliyorum, ikinci eklediğime. Alttaki eklediğim ipi de tutarak çekiyorum yukarıya doğru. Onu da sıkıştırıyorum burada. Ondan sonra kesiyorum ipini. Hem sağlam hem temiz oluyor böylelikle. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım artık. Üçüncü sırayı tamamladıktan sonra diğer motifimizin devamına geçeceğim. Şurada 3 sıra olacak zaten. Bitecek motifim bu kısmı. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde 3 sıramızı da tamamladık. İpim az kaldı ama kullanacağım artık. Şimdi burada bir tane zürafamı atlıyorum arkadaşlar. İkinci zürafama geçiyorum. Biraz büyük yapıyorum onu. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zürafa yapıyorum. Ve ipimi zar zor toparlıyorum. Şimdi tekrar ipimi takacağım. Şimdi yine ipimi bu tarafta tutarak bir tane zürafayı atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Ve ipimi burada bağlıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bir tane yine ben yapıyorum. Onu da saklayacağım daha sonra. Şöyle çektirerek saklıyorum. Bir dahaki sırada onu biliyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. İpimi tutuyorum. Çünkü orayı unutabiliyoruz bazen. Ben ip durunca rahat ediyorum. Orada görüyorum yapmam gereken işlemi. Şimdi bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. 8 tane normal zürafa ve bir tane atlayarak büyük zürafa yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Ve ilk baştaki yerimize geldik yine. Küçük bir zürafayla geçiyorum büyük zürafanın içine. Minicik bir zürafayla. Daha sonra yine buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. Altta yaptığım gibi. 3 tane yapacağım bunları. Bu modelin hiçbir zaman modası geçmiyor arkadaşlar. Her zaman çeyizlerde gözde bir model. Ben sanırım 15 sene önce falan bir yapmıştım bu modeli. Daha önceden de yapmıştım ama en son diyeyim. Şimdi evet. Şimdi 3 tane sinek kanadımı yapıyorum. Daha sonra yine yana kör zürafa gibi minik zürafayla geçiyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde dolaşıyorum. Tabi buraya geldiğimde
burayı ekleyip daha önceki yaptığım gibi toparlamayı unutmuyorum. Bakın oraya geldiğimde hemen iki ipi birden tutuyorum. Üç tane sinek kanadımı içine yapıyorum. Sonra buradakini de yukarıya doğru tutup çekeceğim yine. Evet arkadaşlar, şimdi sırada ip eklemeye göstereceğim. Şimdi burada küçük bir kör zürafa gibi kullanmayacağım bir zürafa var. Onu yaparken ekliyorum bu sefer. İkisi de bu sefer sol tarafta. O zürafayı yaparken ekliyorum. Sonra ikisini birden altta saklayarak sinek kanatlarımı yapıyorum. En son da keseceğim. 3 tanesini yaptıktan sonra oradan kesiyorum onu. Evet arkadaşlar, şimdi 3 taneyi yaptıktan sonra ikisini de kesiyorum iplerimin. Temizliyorum buradan. Yine devam ediyorum işimi. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yaparak bu sıramı da tamamladım. Şimdi yandaki sinek kanadının aşağı indiğim kısmına batıp bir küçük yine köprü oluşturuyorum. Köprü diyorum ben bunlara, geçiş ilmekleri oluyor bu şekilde. Sonra diğerine ve üçüncüye geçiyorum. Sonra tekrar aşağıdaki zürafaya iniyorum. Aynı boyda yapmaya çalışıyorum bunları. Bu sırayla bu şekilde dolaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna geldik. Yine ipim bitti tabii ki. Pırpır sinek kanadı yaparak yapacağım. Yine burada kör zürafa dediğim küçük zürafa var. Onu yaparak başlıyorum. Şimdi bunun içine bu sefer iki tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Bir pırpırımı yaptım. Tepesine çıkıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sinek kanadımı yapıyorum. Aynı gözün içine bir tane daha yapıyorum. İpim de bayağı uzun taktım, daha az ekleme olsun diye öyle yapıyorum. Evet. Şimdi diğer göze geçiyorum. Geçmeden önce şu iplerimi temizleyeyim. Şimdi diğer göze geçiyorum. Her gözün içine ikişer tane. Geçerken de yine arada bir tane kör zürafa dediğimiz tarzda zürafa. Tekrar sinek kanatları ikişer tane. Evet arkadaşlar, şimdi yine buraya geçerken kör zürafamı yaparak geçtim. Devam ediyorum artık. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın da sonuna geldik. Şimdi hepsine birer tane köprü yapıyorum. Çok büyük olmasın köprüleriniz. Çünkü bir dahaki sırada sadece birer tane yapacağım üstlerinde bunların sinek kanadı. Küçük küçük köprülerle geçiyorum. Evet. Diğer araya gelene kadar bu şekilde yapacağım. Burada da yine bir küçük köprüm olacak. Bu şekilde bu sırayı da çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızı da bu şekilde tamamladık ve ilk başlangıç yerimize geliyoruz. Yine geçerken kör zürafa dedim. Oralara batmıyoruz farkındaysanız. Bak o kör zürafa dediğim yerlere. Şimdi bunun içine bir tane
Yine sinek kanadı yapıyorum. Hepsinin içine yapacağım bu sefer. Her gözün içine birer tane sinek kanadı yaparak devam edeceğim. Evet. 9 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hepsinin içine yapacağım. Sonra araları da normal eksiliyor artık. 1, 2, 3, 4 tane var. 3 kalacak o da. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda bu şekilde tamamladık. 2 sıramız kalıyor artık. Şimdi yine buradaki sinek kanatlarımızın aşağı indiğimiz kısmına batarak yine küçük küçük köprülerimizi yapacağız. Bir önceki sırada yaptığımız gibi. Aynısını burada çalışacağız şimdi. Evet, devam ediyorum. Arada da 2 tane şey kalacak. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra son sıramıza geldik artık. Yine ilk göze batıyorum. Sinek kanadımı yapıyorum. Aşağıya indim. Tamamladım. Yine yandakine geçerken küçücük bir kör zürafa gibi onunla geçiyorum ve yine aynı işlemi yapıyorum. Bu sırada şimdi 10 tane gözüm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sinek kanadım olacak bu sırada. Aralarda da birer tane zürafam kalacak. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da aynı bir şekilde yaparak bitireceğim. Evet arkadaşlar, modelimizin sonuna geldik. Oldukça zahmetli bir model. Yani çok kolay değil. Sonra aşağıya iniyorum. Ve son bir tanemi de yapıp modelimi bitiriyorum. Makasımı alıyorum. Çok uzağa bırakmışım makasımı da. Evet, sonra buradan iyice sağlamladıktan sonra kesiyorum. Şimdi ters tarafından kuru sabun süreceğim ve ütüleyeceğim bunu. Tülbent koyarak. Evet arkadaşlar, şimdi ütüsünü de yaptım. Dediğim gibi kuru sabun ve üstüne tülbent koyarak tersinden kuru sabun sürdüm. Düzünden de üzerine tülbent koyup güzelce ütüledim. Ve modelimiz bu hale geldi. Evet, ben de çok sevindim. Görünüşü çok hoşuma gitti benim de. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de bu kadar. Tabii 2-3 saatte, en az 3 saat falan sürüyor bu modelin yapılışı. Bunu pike takımlarında, karyol takımlarında, oda takımlarında kullanabilirsiniz. Yeni bunu ortasına Çin neydi? Düğüm Brezilya nakışı yaparak havlularda kullanıyorlar. Pike takımlarında tek tek kullanıyorlar. Ya da ekleyerek yapılıyor. Çok farklı yerlerde kullanılıyor. Onların birkaç resmini atacağım biraz sonra. Yani videonun son kısmına ekleyeceğim onları da. Bu tarz modellerim var benim. Birkaç tane daha. Onları da oda takıma oynatma listesini alt kısımda şu köşede ok işareti var, aşağıya doğru videonun altına doğru. Orada açıklama kısmına ekleyeceğim sizlere. Bu tarz modeller istiyorsanız oradan oynatma listesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadarım. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Tabii bu arkadaşlarımız mesela bu örneği yapmamı istemişlerdi. Ben de onlar için çalıştım.
Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışırım, yapmaya çalışırım. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.